İyi akşamlar değerli Son Söz TV dinleyicileri. 13 Ocak 2022 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Batman İl Özel İdaresi ekipleri Kozluk'ta yol çalışması yaptı ve köprü inşa etti. Özel idare ekipleri Kozluk ilçesine bağlı Değirmendere, Tosunpınar, Armutlu ve Geçitaltı Grup Köy yolunun 2.7 kilometrelik kısmında sanat yapıları ve yol genişletme çalışmalarını tamamlayarak 11 metre açıklık, 10 metre yükseklik ve 8 metre genişliğe sahip köprü inşa etti. Batman Valisi ve Belediye Başkanı Vekili Hulusi Şahin, 22. Mahalle Buluşması'nı Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirdi. Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız'dan mahallenin sorunlarını dinleyen Şahin, "Biz kimseye kat için emsal artışı vermedik. İki katlı binalar artık bitti. Çevresindeki binalara göre bir iki kat artırılabilir ama daha yüksek katlı binaları kimse istemesin. Zaten yüksek katlı binalar pek insani ve yaşanılır değil" diyerek yüksek katlı bina taleplerine rest çekti. Emekli komutan Necmi Tengilimoğlu İYİ Parti'ye katılım sağladı. Batman'da daha önce Merkez Karakol Komutanlığı ve askeriyenin birçok kanadında görev yapan Tengilimoğlu, amacının siyasette emekli askerlerinin ve ailelerinin devlete hizmet etmek olduğunu belirtti. Batman Barosu Başkanı Avukat Erkan Şenses, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Avukat Tahir Elçin'in katledilmesine ilişkin davanın 4. celsesine katıldı. Baro Başkanı Şenses, Batman Barosu Avukatlık Kanunu'nun barolara yüklediği insan haklarını savunmak ve korumak sorumluluğuyla Tahir Elçi davasının takipçisi olmaya devam edecektir dedi. Duruşma 15 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'a ertelendi. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Bilsem tanımlama ve yerleştirme süreci bilgilendirme seminerleri yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerine alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere yapılacak olan öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci başladı. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak'ta gerçekleştirilecek. 19 Şubat 8 Mayıs'ta öğrencilerin yetenekleri değerlendirilmeye alınacak. Sonuçlar 19 Ağustos'ta ilan edilecek. Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile AFAD Batman İl Müdürlüğü UMKE ekibine yönelik eğitim programı düzenledi. 60 UMKE'nin katılımıyla Yeşilöz Köyü'nde olumsuz doğa koşullarında hasta, yaralı arama kurtarma ve yürüyüş teknikleri konulu eğitim düzenlendi. 81 ilden 81 gençlik katılımıyla Erzurum'da gençlik buluşması yapıldı. Gençlik buluşmasında Batman'ı Habitat Derneği Finansal Okur Yazarlık Eğitmeni Buse Gezer temsil etti. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi hazırladı. Acar Başaran, kanun teklifinin genel gerekçesinde dünyada 115 binden fazla sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Ayrım gözetilmeksizin sağlık iş yerlerindeki tüm çalışanlar için 120 gün fiili hizmet süresi zammı uygulamasının yapılması zorunlu hale gelmiştir dedi. Batman Belediyesi 2021 yılı boyunca sürdürülen altyapı çalışmalarının verilerini açıkladı. 2021 yılı içerisinde sadece 6 ayda yapılan altyapı çalışmaları 6 yılda yapılan çalışmaların toplamını geçti. 2014-2019 yılları arasındaki toplamda 174.861 kilometre altyapı hattı döşenirken 2021 yılının Mayıs-Kasım ayları arasında yapılan çalışmalarda ise 176.008 kilometre altyapı hattı döşendi. Batman Belediyesi'nin her hafta çarşamba günü düzenlediği 5 konağı programı bu hafta da izleyicilerini coşkulandırdı. Moderatörlüğünü Tayfun Öztoprak ve Vedat Akarsu'nun gerçekleştirdiği Denk 5 Konağı programının bu haftaki konukları Denk 5 Mehmet Sıdık Eli Taş ve Canan Dalmış oldu. Batman'ın Sasun ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kaş Yayla Grup Köy yolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Kaş Yayla Koçkaya köyleri arasındaki dağlık kesimde meydana gelen heyelan nedeniyle 10 köy ve bağlı mezralarının kullandığı grup köy yolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Sason Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, heyelanın ardından ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirterek yürütülen çalışma ile yolun tekrar ulaşıma açıldığını ifade etti. Bugünkü ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar.